bilim üreterek insanların hayatlarına dokunacaksınız. Projelerin temelleri atılırken çok heyecanlanırım. O projeyi çizerken kullandığım kalemleri zamanı geldiğinde temele bu üç kalemi atıyorum. Ataşehir'in dökülürken temeli kalemler bir türlü bulunamadı. Yanımda getirdiğimi eminim ama ne şantiye ofisinde ne çantamda ne arabada çıkmıyor. Hadi nazar boncuklarını da attım. O da güzel bir duygu ama tören bitmesine son dakika kalemlerim bulundu. En son bunları fırlattım ve betonu kapattık. Çok üzülürdüm eğer Ataşehir'in temelinde şu kalemler olmasaydı. Hospital kavramı bizim için önemliydi. İyileştiren hastane. İyi bir tasarım hastayı iyileştirebilir. Kötü bir tasarım da hastanın daha kötü olmasına sebep olabilir. Acıbadem proje yönetimi iyi tasarıma çok önem veriyor. Bu tasarımımızı gerçekleştirmek için onların desteğini arkamızda hissettik. Hepsine çok teşekkür ederim. Hastanecilik olarak grubun tecrübesi çok yüksek. Burada da zirveye çıktı diyebilirim. Ya şöyle düşünün, şantiyeye 1000 kişi girip çıkıyor ve bu 1000 kişinin hep birlikte bir şey ortaya çıkarmaya çalıştığını düşünelim. Gerçekten çok büyük challenge. Baktığımda çok şey görüyorum tabii. Çok fotoğraf geliyor gözümün önüne. Büyük ekip işi. Bir sağlık tesisi ortaya çıkardık. Çok kişiye fayda sağlayacak. Gerçekten düz üstünden gelen dürüne kadar herkesin çok büyük emeği var. Hep beraber 5-6. Çekirdek bir ekiple böyle ince ince, sakin sakin, planlı bir şekilde cephe imalatlarını yapıyoruz. Rahat bir sürecimiz var, güzel planlanmış bir sürecimiz var ve birden sonra pandemi geldi. Gerçi cephe imalatlarının da sonuna gelmiştik o dönemde. Bir süre denedik, devam edelim diye ama sonra olmadı, o karar geldi. Şantiye durdu. Dünya genelinde salgın nedeniyle can kaybı 247 bini aştı. Her şeyi topladık, gerekli önlemleri aldık. Bir tane arkadaşımızı nöbetçi bıraktık burada. Sonra kapıdan çıkarken şöyle döndüm baktım. Ya su patlarsa falan ne olacak? Ya müdahale edemezsek endişesiyle. Onu o anda yaşadım, evim gibi olmuştu. Hayatımda en uzun gelip gittiğim şantiyeydi burası. 4 yılım geçti. Hikayesi gibi düşünüyorum ben bunu. Şu an baktığımda her geçen gün büyüdüğünü ve yürümeye başladığını görmek açıkçası çok heyecanlandırıyor. Genel müdürümüzün söylediği never give up. Asla pes etmemek. Yorgunluğa rağmen o heyecan bizi asla pes etmeme duygusunu veriyor. Benim için gurur verici bir projeydi. İnşaat alanına geldiğimiz yerde artık misafiriz. Kimliklerle birlikte içeriye girmeye başladık. Bu da benim artık burada mesainin daha az kaldığını gösteriyor. Bu proje benim karar alma mekanizmamın geliştiği bir proje oldu. Tasarımı diğer noktalara adapte edebilmemi geliştiren bir proje oldu.